Merhaba, Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Malumunuz son aylarda üzücü şeyler yaşıyoruz maalesef. Bu süreçte belki de yüzümüzü güldüren nadir şeylerden biri olan Filenin Sultanları bu haftaki inceleme konuklarımız. Bakalım sahada fırtına gibi esen oyuncularımızın İngilizce ile arası nasıl? Bu arada benim bu inceleme videolarıma sen kim oluyorsun da ona buna yorum yapıyorsun? Bu hakkı kendinde nereden buluyorsun gibi yorum yapanlar var. Tabi bu kadar nazik olmuyorlar. Arkadaşlar bakın bu inceleme videolarının tek bir amacı var. Topluma örnek olabilecek, göz önünde olan insanların İngilizce ile ilişkilerini sizlerle paylaşıp belki bir nebze olsun motive olmanızı, ilham almanızı sağlamak. Zaten farkındaysanız hep iyi örneklerle karşınıza çıkıyorum. Her değerlendirmelerime katılırsın, katılmazsın ona bir şey diyemem. Yorum kısmına yazarsan üzerine konuşuruz. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Evet, önce kaptanla başlayalım. Eda Erdem Dündar. Bakalım İngilizcesi nasıl? We just keep focusing on this summer to work very hard, to work to be much more better as a team, as a player. We need so we have very long journey. I think it starts from today and it's gonna be so amazing. I know that I can. Tell me about your game. Thank you. Both teams are know each other well because last week we had. Evet, gerçekten yani boşuna kaptan olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çok akıcı bir İngilizcesi var. Çok rahat konuşuyor. Yani hani diyecek hiçbir şey yok. Hani sahada ne kadar başarılıysa İngilizce konusunda da o kadar başarılı olduğunu söyleyebilirim. The tournament in our country, we played against Italy and we prepared well actually before the game. We did our tactics, everything. I think we entered the game good. We served good. We did defense. We did block. We killed the balls. I think we played pretty good. I hope we can continue this start. Yeah, this is a very good start to the tournament. How do you feel in this moment? I feel extremely proud because what we achieved so far is really great. It's really long tournament. It's really long journey and each game is very very important for us to. Evet, yani what we have done so far is really important gibi böyle cümleler kuruyor ki yani hani bunlar böyle çok konuşma diline ait şeylerdi. Gerçekten yazı dilinde de kullandığımız şeyler. Gayet güzel, gayet akıcı, gayet anlaşılır ve dediğim gibi yani burada bir maç bitmiş. Zaten maçın stresi var üzerinde. Bu kadar güzel İngilizce konuşabiliyor olmak böyle atmosferlerde gerçekten bir yetenek işi. Bu anlamda bir kez daha Eda Erdem Dündar'ı tebrik etmiş olalım ve şimdi de Hande Baladın'a geçelim. Congratulations on the victory. You didn't give up and you didn't lose a single set. What was the key to the success today? First of all, I would like to thank to all of our spectators here. It was. Evet, bakın farkında mısınız? Halen nefes nefese yani halen nefesini kontrol edemiyor. O kadar heyecanlı ortamlardalar ama hani işte izleyenlere teşekkür ediyorum diyor. Bu arada arkada tabii seyircilerin hala sesi geliyor falan. Yani öyle ortamlarda konuşmak gerçekten zor. Bir de tabii şunu söyleyeceğim. Bu oyuncuların bu kadar İngilizceyi güzel konuşabiliyor olmalarının altında yatan bir neden de çoğunun takımında işte yabancı hocalarla çalışıyor olmaları, yabancı takım arkadaşlarının oluyor olması. Dolayısıyla zaten takım içerisindeki iletişimi İngilizce üzerinden yürütüyorlar. Ama yine de hani hiç küçümsenecek, hiç azımsanacak bir başarı değil. Hande'nin de gerçekten çok güzel bir İngilizcesi var. Devam edelim. It was really amazing to play in front of them. We are really so proud of this team. I'm so happy to take 3 points today, and you know this is in and out game, and I think we started so aggressive. Evet, şimdi geldik Cansu Özbay ile Naz Aydemir Akyol'un bir röportajına ya da bir onlarla alakalı yapılmış böyle bir ufak bir neşeli röportaj var. Her ikisinin İngilizcesi çok güzel bu arada. En baştan size bir ipucu vereyim. I don't want anyone to be alone in one island. It's yes. Too bother with you. Oh, with me? Yeah, it's just easy. Oh, it's a punishment for them. I think. Evet, yani İngilizce espri yapabilecek kadar dile hakim. I would take Simge with me or Aslı because they are funnier, so we can have more fun. I don't know what she thinks.
Yeah, I'm agree with her because they are funny. I'm not so funny, so I need somebody that make me laugh. So. Evet, I need somebody that make me laugh. Evet, yani bunlar kolay cümleler değil. Bir röportajda kolay ifade edilecek şeyler değil. İfade kabiliyetleri gayet iyi. Cansu'nun da dile ne kadar hakim olduğunu görüyoruz. I prefer them also. We always go by the shuttle, so I don't know who has better driving skills. We never drive together. But for sure not Cansu. No, I'm really driving very slow and safe. Now? You're yes. okay? Yes, better. I drove with her when she got the first time your driving license. Okay, it was my first year, that's fine. Cansu Özbay ve Naz Aydemir Akyol da gerçekten bizden tam puan alıyor. Harikalar. Devam edelim. Evet, geldik Zehra Güneş'e. Zehra'nın çok kısa röportajları var zaten. Bir tanesini de biz burada değerlendirelim bakalım. You're going to Tokyo, how do you feel? We did it. I'm proud of my teammates, everybody who support us. Thank for all of. Evet, who I would like to thank who support us gibi bir şey söylemek istiyor ama orada hani supportla sport biraz karışıyor, hani spor mu destek mi gibisine. Zehra'nın tabii heyecanına da vermek lazım burada. Ama yine de dediğim gibi bakın, yani orada çıkıp o demeci verebilmek bile, o kadar konuşabilmek bile gerçekten bir meziyet. Belki bir Cansu kadar ya da bir Eda kadar ya da bir ne bileyim Naz kadar iyi bir İngilizcesi olmayabilir. Ama hani hep söylediğimiz bir şey var. İngilizcesinin seviyesi çok önemli değil. Önemli olan onun nasıl etkili kullandığınız. Zehra da zaten bunu kullanmış ki işte bir İngilizce röportaj verebiliyor. Ve geldik Ebrar Karakurt'a. Hadi bakalım. What was the key after losing the second set? Evet. Soruyu o esnada unuttu. Yani ne sordunuz falan gibisine soruyu unuttu. Can you ask again? Yes. I didn't hear you. Amazing victory, congratulations. Thank What you. Was the key to the success in this game after the losing the second set? How do you come okay, back? We like to come back, we like to come back. And when we lose some sets and team come back always good, we know that, we push each other and we know this game for us so important. Evet, bakın Ebrar'da da aynı Zehra'da olan gibi, yani bir Eda kadar ya da bir Naz kadar üst düzey bir İngilizce görmüyoruz ama kendini çok iyi ifade ediyorlar. Bir özgüven söz konusu. İşte bu özgüven olduktan sonra bir de hakim olduğunuz bir konuyla ilgili size sorular sorulduktan sonra işte Ebrar'ın yaptığı gibi de çatır çatır güzel cevaplar verebiliyorsunuz. Because of if we are lose, we are going to out of the tournament. Yani çok tenslere ya da çok kurallara takılmıyorlar. Sonuçta söyleneni anlıyor muyuz? Anlıyoruz. Bu da yetiyor. And we fight and we win. Do you have a special message to all these amazing fans that are here to support you? What would you tell them? Turkish fans always amazing. Where we are going anywhere, they are always with us. In Holland last Olympic qualification, in European Championship also, in Ankara also, in here. They are always support us a lot of. Evet, bu support kelimesindeki yanlış telaffuz Zehra gibi Ebrar'da da var. Ama dediğim gibi yani her ne olursa olsun yani hataları, dilleri ne olursa olsun bence çok özgüvenliler. Tıpkı sahada oldukları gibi. Şimdi geldik Meliha İsmailoğlu ve Şeyma Ercan'la ilgili bir röportaj var. Ona bakalım. Burada özellikle Meliha İsmailoğlu'nun İngilizcesinin güzel olduğunu, yani beklediğimden güzel olduğunu söyleyebilirim. Kendisi zaten Bosna Hersek'ten gelen, sonradan Türk vatandaşı olup Türk milli takımına giren bir oyuncu. Dolayısıyla farklı diller bilmenin de bir altyapısıyla İngilizcesi gayet güzel. Bir izleyelim. How well do you guys know each other? We've known each other for since 2014. Okay, yeah. So you've known each other for a long time. Yeah. So you should be good at this. Okay. You snore sometimes? Sometimes. Yeah, you both snore? When I'm too tired. When you're really tired? Okay, okay. Who takes more selfies? No one. No one! Yeah. That's the first answer that someone said no one. Good, okay. Who is a better cook? Yeah? You're good. I like to cook. What's your favorite dish? I like to cook everything actually. Ah. Yeah. Desserts. We would get along really well. Yeah. Evet, oyuncularımızı dinledik. Şimdi o kademeye gelen, gerçekten Türk milli takımını temsil eden oyuncuların hani boşuna oralara gelmediğini de anlamış oluyorsunuz. Yabancı dil de bunlardan bir tanesi. Biz hep yabancı dil konusunda şunu söylüyoruz. Yani yabancı dil tabii ki günümüzün gerekliliğinden bir tanesi ama hani bir spor kariyeri düşünen bir arkadaş belki kendisi için yabancı dilin çok gerekli olmadığını düşünebilir. İşte bakın size
örneği, yani Türk milli takımı, Türkiye'yi temsil ediyorsanız, gerçekten uluslararası arenada boy gösteriyorsanız yapmanız gereken şey tabii ki bir yabancı dili iyi şekilde öğrenmek. Alanınız ne olursa olsun yabancı dil hayatınızın her noktasında sizin için gerekli ve bunu biliyor olmak, buna haiz olmak sizi hep bir adım öne çıkarıyor. İşte milli sporcularımızın da, milli voleybolcularımızın da bu örnekleri belki bizler için bir çeşit motivasyon olur, belki bize biraz ilham olur diye böyle bir video çekmek istedim. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa video ile ilgili sorularınız ya da yorumlarımla ilgili sizin değerlendirmeleriniz, onları da aşağıda yorum kısmına alabiliriz. Anlattıklarımı faydalı buluyorsan ve daha çok insana ulaşmasını istiyorsan lütfen videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etme. Ayrıca bu ve benzeri videolardan anında haberdar olmak istersen de kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Sağlıcakla.